Merhabalar, Akası hoş geldiniz. Bu videoda ekip arkadaşlarıma çeşitli sorularım var ve konumuz yine üniversite hayatı. Bugün onlara üniversite hayatlarının ilk gününde neler yaşadıklarını soracağım. Bakalım anlatılanlardaki gibi güzel hikayeler çıkacak mı? Aside, üniversite hayatının ilk gününü bizlere anlat. Maalesef ki ben online olarak yakalandım bu heyecanlı güne. Hiç böyle hayal etmiyordum. Sabah uyandım. Biraz soğuktu. Soğuk bir gün gerçekten. Böyle kazaklarla falan. İşte romantik. Ufak tefek böyle kırtasiye alışverişi yapmıştım. Böyle tatlış bir defter alıp renkli kalemler almıştım. İşte ilk gün oturdum. İngilizce hocası falan girdi. Sonra dedi ki bana düzgün mailler atın dedi. Böyle bir anda bize çok önyargılı yaklaştı. İşte kahvehane arkadaşıymışız gibi falan böyle mailler atmadı. İlk önce böyle bir uyardı bizi. Sonra dersin işleyişi hakkında bilgiler verdi. Yani çok heyecanlı, çok böyle hikayeler anlatacağım bir gün değildi maalesef. Online olması. Tamam, seni pistten alabiliriz o halde. Alın geçmiş yani. Olsun, daha güzel günler sağ seni bekliyorum. Sağda olan birine sormak daha güzel olacak. O halde Nisa koş. Bunda Nisa senin hareketli bir üniversite hayatında olduğunu biliyorum. Senden bence gümbür gümbür hikayeler çıkacak. Sendeyiz. O zaman bu hikayelerden ilk olarak üniversitede ilk günümün nasıl geçtiğini anlatayım. Üniversite ilk gününde tabii 2-3 gün önceden yurda yerleşmişim, Edirne'deyim böyle. Böyle bir farklı şehir, yeni deneyimler falan harika gidiyor. Hatta yurt bile tertemizdi ilk 3 günde falan. Tabii beklentiler yüksek. İkinci haftadan sonra sormayın. Ben de anlatmayayım. Neyse. İlk gün işte hazırlandım. Güzel güzel giyindik işte arkadaşlarımızla. Makyajlar yapıldı, güzel kıyafetler giyildi. Kombin harika. Yemekhaneye gittik, yemekleri yedik, kahvaltıyı, akabinde çıktık. İşte böyle okula böyle podyum gibi gidiyoruz, herkes öyle gelmiş, çok güzel böyle hazırlanmış. Ne giymişsin ilk gün? Pantolon, gömlek. Çok yani, iyi. Görüyorsunuz, kombin gibi kombin. Ama gömlek geldi. Ama şey böyle siyah gömlek falan, pantolonun böyle renkli falan gayet iyi. Tabii o zaman daha zayıfım, neyse. İkinci gün ise tight tişörte geçtim tabii. İlk gün bu şekildeydi. Başka sorularda tekrardan buraya atlarım bence. Ne dersiniz? Evet, geçelim. Buyurunuz. Tamam. Teşekkürler. Vay be, ne güzel buyurunuz, şeyler Aleyna anlatıyor. Ben de online kazak giydim, oturdu. Ben romantik bir hikaye anlatacağım. Okuluma aşık oldum. Ya, bu kız var ya. Seni buradan gidip ajansa yazdıracağım. Ay, çok ajansın. Yapış aşık biraz duvara. Ben... Ay, bir tane bastım. Çünkü hazırlıkta kalmayı planlamıyordum. Hazırlık okuyacağımı öğrenmiştim. Ve hiç mutlu değildim yani, tahmin edersiniz ki. O günle alakalı hiçbir şey hatırlamıyorum da açıkçası. Muhtemelen yatakta belki kaçırmış bile olabilirim. Ben genel olarak bazı şeylere geç kalıyorum. Girdim çıktım yani. Online'da nasıl geç kalmayı başardın? Biliyorsun sen sıkıntılar olabiliyor. Yalana bak. Teams şifresini unutmuş olabilirim. Yaşanmış olabilir yani. Sonuçlara hatırlamıyorum yani. İlk gün diyebileceğim bir gün geçirmedim. Her sene sınava... Geçebileceği bir gündü. Her sene sınava hazırlanan birisi olarak üniversite hayatına başladıktan sonra üniversite hayatının gözünde büyüttüğün kadar bir şey olduğunu düşündün mü? Açıkçası hala lisedeymişim gibi hissediyorum. O yüzden hala üniversite hayatıyla alakalı çok bir şey bilmediğim için emin olamıyorum ama yani yok. Belki hazırlıktayız ve lise 5'miş gibi olduğu için hani olabilir. Günlükler böyle hani dönen goygoylar benlik değildi ama bilmiyorum ya. Çok da büyük bir şey değilmiş herhalde üniversite. Teşekkürler. O halde seni de pistten alabiliriz. Çok kıpırdamamanızı şiddetle öneriyorum. Kıpırdak biliyorum. Tamam, başlıyoruz. Buyurun. Üniversite ilk gününüz nasıldı sevgili koordinatör Muhtar Hanım? Şimdi benim öncelikle online'daydım. Bu yüzden bir tık şanslı olduğumu düşünüyorum. Zira gayet okula giderek işte Beşiktaş'ta o güzel sahil yollarından geçecekmişim ama sabahın 8.30'da dersim vardı. Ölüm gibiydi. Böyle vapurdan gözlerim kaşıyordum. Çok net hatırlıyorum ve her zaman olduğu gibi son saniye sınıfa girmiştim. Ki düşünün bir de ilk gün ekstra dikkat edersiniz. Ben ona rağmen geç kalmak üzereydim. Neyse sınıfa girdim. 2 kişilik boş yer vardı. Böyle baktım nereye otursam falan diye, bir tanesi çok öndeydi. O yüzden dedim ki oturamam oraya, uyukluyorum diye. Arkada birinin yanına geçtim, oturdum. O birisi de aslında şu an kanalımızda videosu olan Lütfiye ile beraberdi. Lütfiye ile arkadaşlarımız o gün başlamış oldu ve Lütfiye'ye ilk sorduğum soru sen de diyabet misin demek oldu. İsmini sormadan önce böyle bir giriş yaptım ve o gün bugündü. Evet, ilk tanışma hikayemizin sorusu buydu. O soru bizi aldı ve bu noktalara getirdi. Ve o gün bugündür de arkadaşız. Yani hiç şeyden azar. Üniversite arkadaşlıklarının ilk günde başlanabileceğini, ilk günkü arkadaşınızın hala devam edebileceğini hiç kimse söylemez. Ben de istisnai olarak hem de bambaşka bir bölümden insanla böyle bir arkadaşlığım başlamış oldu. Tabii keşke
zamanlar daha uzun sürseydi, okulda bulunduğumuz vakitler, işte hazırlık zamanları falan. Şimdi 3. sınıfa geçmiş birisi olarak o günleri güzel hatırlıyorum diyebilirim. Şimdi ne soracağım? Ne oldu? Çok içlendim ya, üniversitemin ilk günümü aldım. Üniversite ya, ilk günümü ne güzel şeyler anlatıyor edindiğin ya. Edindiğin arkadaşlıkları bir... Evet, Emrecan hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi senin hareketli bir üniversite hayatın olduğunu biliyorum yine. Durmadan hikayelerini anlatıyorsun zaten ama bu sefer bir tık geriye gidiyoruz. Geçmişe doğru bir yolculuk başlasın. Bize üniversite hayatının ilk gününü anlat. İlk günü, oryantasyon ya da gerçek ilk günü. İkisinden ilk gerçek günü. İlk günü. Gerçek ilk günü. Hiç unutmadım, Roma hukuku dersin. Buna teknik olarak hiçbir önemi yok. Bize hocamız geldi, bize Roma hukuku değil, hukukçuluğu anlattı. Hukuk nedir, hukukçu nedir? Hatta hoca da şeyi söylemişti. Sizde yarın öbür gün röportaj yaparlarsa ne hukuk nedir diye sorularsa bunu söyleyin. Puan için. Bunu söyleyin. Falan dedi. Neyse, tabii ki de ben bunu anlatmayacağım. Bunlar çok teknik mevzular. Ben orada duygusal ve yalnızlığı şöyle bir şey olmuştu. Benim lisemden İstanbul Hukuku kazanan bir iki arkadaşım oldu. Onlar da birinci öğretimde. Ben ikinci öğretimdim ve akşamcıydım. Akşam karanlık oluyor biliyorsunuz. 5'te dersimiz başlıyordu. 5.45'te aramız vardı. 5.45 oldu. Hoca dedi ara verelim. Tamam verdik. Bizim havuzlu bahçemiz var. İstanbul Üniversitesi'nin gelenler bilir. Havuzlu bahçenin orada böyle bir fuaye masası gibi bir masanın olduğu yere geçtim, duruyorum ve böyle herkesin arkadaşı var, herkesin de yakın oldukları biri var falan, benim yok. Ve yalnızlar. Ben, ve ben dedim, ben galiba 4 sene boyunca çok yalnız olacağım çünkü hiçbir arkadaşım yoktu ve... İyi ki demişsin. Çok böyle kendimi kötü hissettiğim bir gündü. Sonrasında tabii ki de böyle bir şey olmadı yani kaç tane arkadaşım oldu sonra başka arkadaşlarım oldu. Bir de şöyle bir ortam vardı bizim okulda. Biz böyle 400 kişi falanız da hepimiz gelmiyoruz. 300 kişi falan geliyor. Amfi ortamını biliyorsunuzdur böyle geniş büyük bir amfi. Ya böyle ben hep şey diyordum ya bura bar gibi böyle bir gün gelen bir gün gelmiyor falan. Böyle yani bir gün tanıştığı tutman lazım ki anca onunla iletişim yapıyorsun. Ben nasıl tuttum? Numarasını almıştım. Eğer arkadaşımın numarasını aldım ve şey her gün onu arıyordum okula gelirken geliyor musun diye. Senden bıkmış olabilir biliyor musun? Hayır, çok iyi bir ilişkimiz vardı bence. Şu an artık konuşmuyoruz sohbet ama... Sohbet nereye gidiyor? Yok, şu an konuşmuyoruz ama yani iyi bir arkadaşım olduğunu düşünüyorum. Belli. pandemi girdi aramızda. Öncelikle onu da söyleyeyim yani. Yoksa güzel bir ortam diyebilirim yani. Böyle, ilk gün bunları yaşadım. Burada ben ve benim dışındaki diğer değerli arkadaşlar da üniversitedeki ilk günlerini anlattılar. Her ne kadar sizin üniversiteye başlangıcınız, ilk gününüz benim kadar rezil olmayacağını öngörsem, varsaysam da öyle olsa dahi... Yani beni şu an görüyorsunuz, çok konuşuyorum, susmuyorum ve çok çevrem var. Ve siz de böyle olabilirsiniz. Çok konuşmayı tavsiye etmiyorum ama hikaye anlasın. Çünkü anlattıkça, konuşkanlık geliştikçe bir şeyler gelişiyor, bir şeyler ödebiliyorsunuz. Bazen de boş boğazlık çok iyi olabiliyor. Sizlere... Emin değilim bunda. Sizlere üniversite hayatınızda başarılar diliyorum. Şu an kendim şey bilsin. Ben Emrecan Çetin, İstanbul. Şimdi merkezdeyiz.